Yapılan bir yöntem diyorsunuz. Peki size mesela böyle ilginç hastalarınızdan gelen hikayeler oldu mu? Mesela başarı hikayelerinden bahsediyorum. Hani Tabii, doktor mutlaka. demiştir ki sen ameliyatsız asla iyileşemeyeceksin. Ertesi gün ameliyata girecektir. Ama hani sizin tedavi yönteminizde iyileştirdiğiniz kişiler oldu mu? Tabii, yani aslında çok sayıda oluyor ama bir iki tanesinden bahsedebilirim. Mesela şiddetli boyun ağrısı çeken ve boynunu hareket ettirmekte zorlanan ve boyun ağrısı kollarına doğru yayılan hasta vardı bir tane. Bayağı da sıkıntılıydı. Onu tedaviye aldık ve daha ilk haftadan itibaren hem boyun hareketleri rahatladı, ağrısı azaldı ve hastanın kendi tabiriyle söyleyeceğim. Yani ben hayatımda böyle bir şey yaşamadım dedi. Çok çok teşekkür etti ve düzenli bir şekilde tedavisine geldi. Verdiğimiz egzersizleri de zaman zaman görüşüyoruz, halen uyguluyor. Çok da mutlu bir hasta. Onun dışında yine kendisine ameliyat önerilen bir bel fıtığı hastamız vardı. Ve fıtığı da bayağı ileri durumdaydı ama tedaviden sonra, yaklaşık bir aylık bir tedaviden sonra ikinci MR'ı çektirdiğimizde o fıtıklaşan kısmın geri çekildiğini gördük. Yani bu da Bu kadar etkili yani. bunun hani üst düzey bir başarı diyebilirim çünkü her hastada bu kadar üst düzey bir şey de yakalanamayabiliyor ama hem bizim çabamız hem de hastanın kendine gösterdiği özen, Evet, bilinçli bakın davranması, bilinçli davranmak, evet, inanmak. inanması bu sonucu elde etmemizi sağladı. Siz bu yöntemi uygularken mesela şimdi ekranları başında bizi izleyen izleyicilerimiz vardır. Başta da söylediğim gibi fıtık olsun, düzleşme olsun hiçbir rahatsızlığı yok ama normal insanlara günlük hayatta neler önerirsiniz bu noktada? Şimdi hayatımız çok hareketli geçiyor. Hani bir işte çalışalım veya evde çalışalım fark etmez. Oturduğumuz, kalktığımız, masa başında çalıştığımız, bilgisayar başında olduğumuz her an aslında dikkat etmemiz gereken çok şey var. Bunları elimizden geldiğince hastalara iletiyoruz. Birbirlerine iletmesini sağlıyoruz. Fakat tabii doktorun hani hastayla birebir öğrettiği şeyler çok daha farklı oluyor. Hiçbir şey olmayan bir fıtığı işte boyun ya da bel fıtığı olmayan ya da başka bir rahatsızlığı olmayan bir hastaya dahi vereceğimiz aslında çok ciddi eğitimler var. Bu ne yapar? Hastayı gelecek yıllarda yaşayacağı sıkıntılardan korur. Şöyle düşünün, bir eşya, bir otomobil düşünün. Onun hani hoyratça kullanılmış bir otomobille düzgün kullanılmış bir araç arasında ciddi farklar olur. Ama bunu yıllar içinde anlayabilirsiniz. Vücudumuz 40'lı yaşlardan sonra birçok şeyini yavaş yavaş geri kaybetmeye başlıyor. Dolayısıyla alınacak tedbirler, özellikle 20'li 30'lu yaşlarda alınacak tedbirler, vücudu koruyacak bir takım davranışlar bizim o ikinci periyotta 40 yaşından sonraki dönemde rahat olmamızı sağlayacaktır. Ne gibi şeyler öneriyorsunuz? Yani kinezoterapide hastaya herhangi bir makine mi bağlanıyor, orada mı hareket ettiriliyor yoksa birebir kendi mi hareket ediyor? Nasıl uygulanıyor? Şöyle, hastayı tedavi ünitesine alıyoruz. Orada önce yapacağımız şeyler hakkında bilgi veriyoruz, egzersizler hakkında. Sonra da birebir bu iş için yapılmış ve hastaya özel egzersizleri yapabileceğimiz cihazlar var. O cihazları alıyoruz. Onun dışında cihaz olmadan da hastanın aktif ve pasif hareketleri yapabileceği bir takım egzersizler var. Onları da fizyoterapist ve spor hocası gözetiminde yaptırıyoruz. Ve hastayı kendi klinik tablosu içerisinde üzmeyecek, yormayacak şekilde en fazla katkı nasıl sağlayabileceksek o şekilde yapıyoruz. Cihazların olduğu ve cihazların olmadığı evreler var. Yani onu da hastanın kliniğine göre mesela az önce söylediğimiz bel fıtığı hastasında çok özel yöntemler var. Onları kullanıyoruz. Hastanın
kendi vücut ağırlığını kullanarak traksiyon yapılmasını sağlayan cihazlarımız var mesela. Bu neyi sağlıyor? Omurganın arasındaki o diski rahatlatacak bir işlem. Basıncı azaltıyor ve o az önce dedim ya diski geri çekebildik. Bu işlemlerin sık tekrarlanması, doğru yapılması ve hastanın da buna uyum göstermesi sonucu gerçekten yani çok çok olumsuz hastalar dışında başarısız olma ihtimalimiz yok. Bu kadar ciddi yani evet. Başarısız olma ihtimalimiz yok evet. Diyorsunuz. Peki spor çok önemli değil mi? Yani hani spora küçük yaşta ailelerin çocukları gerçekten bilinçlendirmesi gerekiyor. Özellikle hani daha bilinçli olan yerleri de tercih edilmesi gerekiyor. Bu anlamda hangi spor dallarını tavsiye ediyorsunuz? Yani kinezi terapiye gelen insanlara mı yoksa genele mi? Yok normal gündelik hayatta. Günlük hayatta. Çocukluktan başlayarak. Evet. Tabii şöyle eğer ileriye dönük sporcu olmaya yönelik bir fikir varsa tabii ailelerin kontrolünde oluyor. Ona bir şey diyemeyiz ama biz neyi tavsiye ederiz? En azından sağlıklı bir kas sistemine sahip olmaktan bahsediyorum. Biz jimnastik ve yani oksijeni kullanma yeteneğini artıracak bir takım egzersizler içeren sporlar. Yüzme, tenis. Tenisi öneriyor musun? Tenisi şöyle öneriyorum. Ben kendim oynadığım için öneriyorum. Bilinçli olarak yapılırsa gerçekten çok faydalı bir spor. Tabii ki çocukluktan bahsediyoruz. Tabii. Biz o zamandan sonra alışmış olacak. Herhangi bir rahatsızlığı tabii. Olan kişi de. Ama şöyle diyeyim size. Bir kişiye yani çocuklara spor tavsiye ederken bile özellikle gelişmiş ülkelerde o çocuğun anne babası ve kendisinin vücut yapısı ön plana çıkıyor. Yani onun yapıp yapamayacağı sporlar belirleniyor. Onların içerisinden hatta çocuğun kendisine de sorularak yani hangisini tercih edersin? Ondan sonra o yolda ilerliyorlar. Bugün dünya çapında ünlü sporculara baktığınızda hepsi bu işe 3, 4, 5 yaşlarında başlamış. Evet, çocukluktan gelen eğitim, disiplin çok önemli. Evet. Bunu da kazandırmak gerekiyor. Son olarak kineziterapi ile ilgili bahsetmek istediklerinizi alalım. Şöyle söyleyeyim, kineziterapi bizim için gerçekten çok önemli, çok değerli bir uğraş, çok değerli bir bilim. Fizik tedavinin dediğim gibi temelini oluşturuyor. Tabii bunun yanında hastalara ilave tedaviler de yapıyoruz. Sadece kineziterapi değil. Gerekli durumlarda ilaç tedavisi veriyoruz veya elektroterapi ve diğer modaliteleri de kullanıyoruz ama bizim istediğimiz şu, kineziterapinin bilincine insanların kavuşması. Çünkü bunu denediklerinde gerçekten zamanı boşa harcamadıklarını görecekler. Yani bizdeki amaç delik kovaya su doldurmak değil, o kovayı tamir ederek yolumuza devam etmek. Kineziterapiyle de bunu sağlayabiliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz elinize konuk olduğunuz için. Çok sağ olun.